içindeki taneleri tek tek boşalttılar. Ardından çuvallara koyup suyunu çıkarttılar. Meşhur Oğuzeli nar ekşisini işte böyle yaptılar. Bakır tencerelere konularaktan, kaynatılaraktan belli bir kıvama geldikten sonra da bunlar müşterilere sunulmaktadır. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yemek ve salatalara lezzet katan nar ekşisi yapımına başlandı. Kaynaması, tenelemesi, kaynatması bir günün alır yani bu nar pekmezi çıkana kadar. Nar Oğuzeli'nin sembolü. Kentte 10 bin ton nar hasat ediliyor. Bunlar hem sofralık hem de nar ekşilik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkiye'nin değişik illerine bunu bilenler siparişlerini veriyor. Vatandaşlarımız da oraya gönderiyor. Bereketli topraklarda yetişen narlar önce dalından toplanıyor. Ardından kadınlar meyveyi ortadan ikiye ayırıyor. Sopa yardımı ve büyük bir ustalıkla kabuğundan ayrılan nar taneleri çuvallara doldurularak sert bir zemine yerleştiriliyor. Erkekler çuvalları çiğneyerek narın suyunu çıkarıyor. Bakır kazanlara konulan nar suyu saatler süren kaynatma işleminin ardından şişelenerek soğumaya bırakılıyor. Nar pekmezinin özelliği bilhassa bu şeker hastalığına birebir yani. Kolesterole birebir, tansiyona birebir. Yaklaşık bir günde hazırlanan nar ekşisi Türk ve dünya mutfağına lezzet vermek için yerini alıyor. Türkiye'nin her tarafına gönderik. Yurt dışına da gönderik. Yurt dışından da gelirler, buralara gelirler. Almanya'dan, Fransa'dan, İnkelerlerden, bunlardan geldiler, benden nar aldılar, eşki aldılar yani nar eşkisi.